Arkadaşlar merhaba. Yeni bir test videosuyla karşınızdayız. Bugün Derince Sopalı'da bulunan Life City'deyiz. Life City ekonomik segment, orta segment ve lüks segmentteki araçlarıyla şoförlü veya şoförsüz olarak araç kiralamak isteyenlere hizmet veren bir firma arkadaşlar. Bu vesileyle bu videoyu çekmemize katkı sağlayan Araç Kiralamacıları Konfederasyonu'nda ki daha önceki çektiğimiz videolarda federasyon demiştik. Şu an konfederasyon oldular. Tebrik ediyoruz onları da. Ve Life City'ye teşekkür ediyoruz. Peki ne çekiyoruz bugün? Bugün gördüğünüz gibi yanımızda bir Seat Ibiza var arkadaşlar. Bu araç 2018 model 1.0.95 beygirlik Eco TSI motora sahip style paketli bir Seat Ibiza arkadaşlar. Aracın incelemesine ve testine geçmeden önce öncelikle bir genel görünümüne bakalım. Daha sonra inceleme ve testi yapacağız. Usulümüz olduğu üzere anahtarla başlıyoruz. Üzerinde kilitleme, açma ve bagaj açma tuşu bulunan sustalı bir anahtar bulunuyor. Arkasında da şöyle Seat logosu var. Aracın ön kısmına baktığımızda tabii bu 2018 kasası, daha doğrusu 2017'de başlayan kasa. Şu an hala üretimi devam eden kasa bu. Sis farlarını görüyoruz. Style paket olmasına rağmen sis farının olması hakikaten tebrik edilecek bir şey. Yani boş paket ama boş olmasına rağmen yan aynalar elektrikli. Sis farları mevcut. Çelik jantlar mevcut. Bu da gerçekten çok güzel bir şey. Göstereyim. 15 inç çelik jant sahibi. Fabrika çıkışı jantları bunlar aracın. Gerçekten güzel de duruyor jantlar. Öyle abes bir görüntü de yok. Şimdi bagaja geçelim. Arkadan baktığımızdaki görüntüde bu araçta park sensörü falan yok. Ama sevdiğim bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu iki şey var. Birincisi bu Seat'ın araçlarının modellerini şurada yazmasını ben seviyorum. Güzel oluyor açıkçası. Aynı zamanda yine Volkswagen grubun etkilerinden olan bu logodan bagaj açılma olayını seviyorum ben. Şöyle bagajı göstereyim. 355 litre kapasiteli bir bagajı var. B segmenti araçlara göre güzel bir bagaj açıkçası. İçinin tamamı böyle alkantara yapıda. Şöyle göstereyim. Stepnesi de burada aracın. Tüp yok araçta. Benzinde kullanılıyor araç. Yani güzel bir bagaj. Bu üzerinde normalde bir bölüm daha bulunuyor ama bu araçtan sahibi kaldırmış ama normalde buraya kadar olan kısım 355 litre dediğimiz. Gerçekten gözüküyor da güzel de bir bagajı var açıkçası. Ben beğendim. İçeriye geçiyorum. Arka kapıyı açtığımızda hemen gösterelim. Şurada çocuk kilidinin olduğunu görüyoruz. Buradan anahtarınızla aç kapa yapıyorsunuz çocuk kilidini. Burada şuraya baktığımızda bildiğimiz plastik bir yapı var. Zamanla trim sesi yapar ama arka camların da elektrikli olması açıkçası güzel. Ben beğendim. Yani birçok boş araçta arka camlar manuel oluyor. Şurada da bir göz yapmışlar. İdare eder bir göz. Giriş kısmı biraz dar gibi ama içi yeterince geniş diyebilirim. Hemen aracın içine bakalım. Şöyle üç kafalık olduğunu görüyoruz araçta. Yine beğenmediğim şeylerden birisi. Tabii ki beğenmediklerimizi de söyleyeceğiz. Aracın ne arka tarafında ne ön tarafında böyle kol tutacakları yok. Arkaya da ışık da koymamışlar. Açıkçası bu da bir eksik benim gözümde. Bunu da keşke koysalardı derim ben. Yani burayla alakalı söylemek istediklerim de bu kadar. Baş diz mesafesine bakalım. Aracın içerisine bindim gördüğünüz gibi. Diz mesafesiyle alakalı bir sorun yok. Ön koltuk normal oturacak şekilde, hatta daha geriye de gelebilir. Baş mesafesiyle alakalı da bir sorun yok. Fakat şu kısım biraz böyle yatık olduğundan yapı itibariyle bu tarafa yaklaşırsanız rahatsız edebilir ama onun haricinde normal. Peki 3 kişi oturabilir mi derseniz 3 kişi oturur ama burada bir şaft yüksekliği olduğu için ortada oturan kişi bacaklarını sağa sola koymak zorunda kalabilir ama 3 kişi de normal bir şekilde oturabilir. Ön kapıyı açıyorum. Kapıya baktığımızda hemen şurada elektrikli bir kontrol paneli görüyoruz. 4 camın elektrikli tuşları bulunuyor. Camların kilitleri bulunuyor burada. Burada da yan aynaların elektrikli kontrol
tuşu bulunuyor. Sağa sola çevirip buradan ayarlıyorsunuz. Burada güzel hem uzunca hem derince diyebileceğim bir cep yapmışlar. Açıkçası giriş kısmında yamultup erişimi kolaylaştırmaya çalışmışlar diyebilirim. Aracın içerisine binmeden hemen göstereyim. Bu koltukta şöyle yükseklik ayarı mevcut. Bu da güzel bir ayar açıkçası. Yine boş paket olmasına rağmen güzel diyebileceğim özelliklerden bir tanesi. Ve yine hemen söyleyeyim arkadaşlar. Şurada bir airbag var. Girmeden göstereyim. Bir airbag de karşı taraftaki koltuğun yanında var. Diğer airbagleri de birazdan göstereceğim. Aracın içerisine şöyle geçiyorum. Karşı kapıda aynı şekilde kapıyla alakalı açıkçası çok söyleyecek bir şey yok. Airbagleri unutmadan göstereyim. Şurada bir airbag var. Karşısında bir airbag daha var. Koltuklarda da olduğunu söyledik. 4 airbag. Şurada bir airbag var. 5 airbag. Şurada bir airbag daha var. 6 airbag sahibi bir araç ki yine boş paket olmasına rağmen 6 airbag sahibi olması gerçekten güzel diyebilirim. Şöyle torpidosunu açıyorum. Yani küçük bir torpidosu var açıkçası. Ama yine beğendiğim şeylerden bir tanesi defterinin yerinin şurada olması bence güzel. En azından torpidoda yer kaplamıyor diyebilirim. Defteri çıkartıp tabii ki başka şeyler de koyabilirsiniz. Torpido durumu da bu aracın diyelim. Şöyle şu kısımdan bahsedelim. Bu kısım yumuşak görüntü verilmiş ama sert bir kısım. Yani sert bir malzemeden yapılmış. Zaten bu segmentteki bir araçta çok da bir şey beklemezsiniz açıkçası. Zamanla trim sesi yapabilir. Ona bir şey diyemem. Şöyle göstereyim hemen. Aynalı bir güneşliği bulunuyor burada. Burada manuel kararan bir dikiz aynası bulunuyor. Burada ışıklar var. Aşağıya doğru indiğimizde şurada dörtlü flaşörleri görüyoruz. Yeri güzel. Ben burada olan dörtlü flaşörleri seviyorum açıkçası. Aşağı indiğimizde radyo sistemini görüyoruz. Açıkçası radyonun bu şekilde ekranlı olması da güzel. Benden yani tebrik aldı yine bu şekilde. Şöyle aşağıya doğru indiğimizde burada klima ile alakalı tuşlar bulunuyor. Arka cam rezidansıdır. İşte araç içi dolaşımdır. Klimanın tuşudur vesaire gibi tuşlar bulunuyor. Aşağıya indiğimizde airbag uyarısı var. Burada yan airbag'i yani bu taraftaki airbag'leri 3 airbag'i kapattığınızda ki onları şu kapıyı açtığınızda yan taraftan anahtarınızla kapatabiliyorsunuz. Burada passenger airbag tarafında off yazıyor. Açık olduğunda on yazıyor. Şöyle şunu da göstereyim. Dikkatinizi çekmiştir. Bu kısım böyle şoföre dönük. Yani tam düz değil. Zaten şuradan da fark ediliyordur. O da güzel bir detay diyeyim. Aşağı indiğimizde şurada AUX bağlantısını görüyoruz. USB bağlantısını görüyoruz. Burada da güzel bayağı derince birçok bir şey koyabileceğiniz bir yer yapılmış diyelim. Aşağı inelim. Şanzımanı görüyoruz. Manuel 5 ileri şanzıman sahibi. Sol tarafa baktığımızda bu kapıların kilitleme tuşu buraya konuşlandırmış. Yer güzel. Altında da start stop tuşu var. Ve yine söylüyorum yani bu modelde boş paketteki bir aracın start stop özelliğinin olması da gerçekten güzel. Yani adamlar baya baya birçok fazla şey koymuşlar. Niye söylemeyelim yani. Bu tarafa doğru geldiğimizde şöyle bardaklıkları görüyoruz. 2 adet yine burada ufak bir yer var. Şurada bir 12 voltluk çıkış var. Çakmaklık değil bu. Şöyle göstereyim. 12 voltluk çıkış. Araçta küllük ve çakmaklık yok arkadaşlar. Açıkçası bir nevi bence iyi. İçmeyin yani bu araçta sigara demeye getiriyorlar. Şoför haline bakalım. Karşımızda 3 kollu bir direksiyon var. Üzerinde de birçok tuş bulunuyor. Yani hep söylüyorum diyecek bazı arkadaşlar. Yani çok fazla söyledin diyecek ama söylemeyeyim ne yapayım yani boş olana bile bu özellikleri koymuş adamlar. Hakkını vermeyelim mi yani? Tabii ki vereceğiz. Üzerinde ekranı kontrol edebileceğiniz işte radyoyu kontrol edebileceğiniz birçok tuşun bulunduğu, telefonla konuşmanızı sağlayan, kanal değiştirmenizi vesaire vesaire sağlayan birçok tuş bulunuyor. Yine artı olarak söylüyorum. Yani boş araçta direksiyonda alçaklık, yükseklik ayarının olması güzel. Derinlik ayarı da tabii ki mevcut. Gördüğünüz gibi diyelim. Hemen gösterelim. Sağ tarafta bir silecek kolu bulunuyor. Sol tarafta bir sinyal kolu bulunuyor. Aynı zamanda araçta hız sabitleyici de var. Şöyle görüyorsunuz şurada. Yani artı üzerine artı geliyor. Ne yapayım? Yine bu hız sabitleyicinin boş araçta olması bence çok güzel bir özellik. Yani adamlar koymuşlar. Helal olsun. Tabii B segmentin en ucuz arabası değil bu. Bu kadar özellik koymuş. En ucuz arabası olması da doğru olmaz zaten. Kadranı da göstereyim. Sol tarafta bir devir göstergesi var. İçerisinde bir hararet göstergesi bulunuyor. Hemen sağ alt kısmında.
Sağ tarafta bir kadran var, 240 kadran. Tabii ki tavsiye etmiyoruz ama rahat rahat hızlanabilen bir araç olduğunu söyleyeyim. İçerisinde bir yakıt göstergesi var. Bu arada yakıt göstergesi ve hararet göstergesi ışıklarla gözüküyor. Bir şöyle bir hani çubukları yok onların. Ortada da bir bilgi ekranı bulunuyor. Sade, şık ve güzel bir kadran diyebilirim bu kadran için. Şöyle sol tarafa doğru geldiğimizde Volkswagen grubun şöyle bayağı da girebilirsem göstereceğim. Hepsinde olduğu gibi farlar buradan yakılıyor. Bu şekilde parklar, farlar. Bir tane çekiyorsunuz ön sis, bir tane daha çekiyorsunuz arka sis yanıyor. Aynı zamanda far sensörü mevcut araçta. Şuradan otomatiği de gördünüz. Otomatik olarak farları yakıyor, söndürüyor. Şurada da farların yükseklik ayarını ayarlayabileceğiniz bir tuş bulunuyor diyelim. Bayağı bayağı boş olmasına rağmen dolu dolu bir araçtı. Şöyle şu görüntüyü de sizlere göstereyim ve testimize geçelim. Evet, aracın başına geçtik. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Ve aracımızı yavaş yavaş çalıştıracağız. Şöyle hemen aracı çalıştırırken birkaç bilgiyi de sizlere aktarayım. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim başlarken. Şu ekrandan araçla alakalı birçok şeyi takip edebiliyorsunuz. Yakıt tüketimleridir, eko önerileridir vesaire. Aracın lastik basınç sensörleridir gibi şeyleri kontrol edebiliyorsunuz. Bu ekran aynı zamanda dokunmatik bir ekran. Şu şekilde sürüş bilgileri diyorsunuz, burada gözüküyorsunuz, tüketiciler diyorsunuz, burada görüyorsunuz, araç durumu diyorsunuz, burada genel durumu görüyorsunuz. Böyle de güzel bir ekran açıkçası, ben beğendim bu durumu. Yavaş yavaş şöyle yola çıkalım, hem aracın hissiyatını aktaralım hem de şöyle bir sürüşü de sizlere göstermiş olalım. Şimdi öncelikle direksiyonu söyleyeyim, güzel bir direksiyonu var açıkçası. Yani hissiyat olarak da güzel ve verdiği tepkiler gerçekten iyi. Çok da yumuşak bir direksiyon. Yani şey değil, hani sert değil, tatlı sert de değil açıkçası. Bildiğiniz yumuşak, güzel bir direksiyonu var. Ben direksiyonu beğendim. Bu arada uzunluk, genişlik, yüksekliği de söyleyeyim hemen. Bu araç 4 metre uzunluğunda bir araç. Hatchback bir araç olduğu için yani çok da uzun bir araç beklemek doğru olmaz. 1.80 diyebileceğim bir genişlikte, 1.45 diyebileceğim de yükseklikte bir araç. Açıkçası segmentine göre ideale yakın ölçüler diyebiliriz bu ölçülere. Ben açıkçası aracın iç hacmiyle alakalı gerek arkaya oturduğumda gerekse öne oturduğumda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Özellikle iç hacimle alakalı şunu söyleyeyim. Yani hatchback araç binmenize rağmen sizi rahatsız edecek hiçbir şey yok. Ben hiçbir şeyden rahatsız olmadım. Yani camların boyutları olsun, aracın bu iç hava darlığı olsun, ben aşağı aldım ama koltuğumu. Koltuğu daha yukarı kaldırıp da isteyenler o şekilde de oturabilir ama ben koltuk aşağıda oturuyorum. Bence çok güzel. Yani hissiyat olarak rahatsız edici hiçbir şey yok. Ve zaten biz özellikle şunu söylüyoruz arkadaşlar. Biz sizleri böyle baştan aşağı teknik bilgilerle boğup böyle rahatsız etmek istemiyoruz. Ya tamam, teknik bilgi paylaşıyoruz ama zaten paylaşılacak olan teknik bilgiyi internet üzerinden birçok kaynaktan da bulabiliyorsunuz. Ve buradaki olay bu aracın hissiyatı. Yani size ne hissettirdiği. İşte biz orada devreye giriyoruz ve açıkçası dediğim gibi bu araç bana sürüş esnasında hiçbir şekilde rahatsız hissettirmedi. Güzel bir hissiyatı var. Şoför maliyle alakalı yine eklemek istediğim şeylerden birisi bu ekranın size hafif dönük olması, buradaki bu klima bölümünün size dönük olması. Açıkçası bu kadranın vesairenin durumu benim açımdan güzel, ben beğendim. Yani arabaya hakimiyetiniz var olduğunu hissettiriyor size. Bu da açıkçası bu segmentte, daha doğrusu bu modelde bir araçtan beklenilebilecek şeylerden birisi ki buna da Seat Ibiza cevap vermiş yani. Fren sistemine de kısaca hemen değineyim. Yani açıkçası rahatsız edici hiçbir şey yok. Frene bastığınızda verdiği tepkiler gerçekten güzel. Ve şunu söyleyeyim, sert fren yapmanıza asla ve kat'a gerek kalmıyor. Bu arada kameramız gerçekten güneşi acayip bir şekilde yansıttı. Şöyle söyleyeyim, sert frene gerek yok. Güzel bir frenlemesi var. Ben fren sistemini de beğendim. Şurada hafif yol müsait, gazlayacağım. Şunu söyleyeyim, şimdi ilk başta bize 3 silindirli 1.0 motor olduğu için motor küçük gibi gelebilir. Performans düşük gibi gelebilir. Aslında öyle bir şey bu araçta yok. Çünkü 3 silindirli 1.0 da olsa bu motor 95 beygirlik,
175 Nm tork üretebilen bir motor ve gerçekten hiç yabana atılır bir performansı yok. Ben açıkçası performansını beğendim. Şimdi sizlere de göstereceğim. Şu an aracı işte 5. vitese attım 4'ten. Şimdi araç 2200 devirlerde ve 100 civarında hızı. Hızlanma güzel. Bastığımda şu an görüyorsun daha fazla da hızlanıyor. Ben daha fazla hızlandırmayacağım. Hem bu yollarda çok yüksek hızlara çıkmak doğru değil. Hem de biz aracın en fazla kaç hız yaptığını test etmiyoruz sonuçta. Önemli olan bu motor bu aracı çekebiliyor mu, çekemiyor mu? Bunu göstermeye çalışıyoruz. Açıkçası bu motor bu aracı güzel güzel de çekiyor. Sorunsuz bir çekişi var diyebilirim. Bu arada yol tutuş noktasında da ciddi manada güzel. Hiçbir sorun yok benim gözümde. Ben beğendim. Yani gidiş yol tutuş noktasında hakikaten yılının hakkını veren bir araç. Ve şunu da eklemek istiyorum. Yani benim gözümde B segmenti bir araçtan zaten bu kadar yol tutuş ve gidiş bekleyebilirsiniz. Beklediğinizin hakkını da veriyor. Peki yakıt tüketimine değinelim. 1.0 benzinli bir motor bu. 3 silindirlik bir motor olduğunu söyledim. Bu araç ne yakıyor diyecek olursanız arkadaşlar, açıkçası benim gözümde B segmenti araçların yakacağı yakıt seviyelerinde dolaşıyor diyebilirim. Ne yakıyor bu araç? Şehir içerisinde kullanımlarda sürekli 5.5-6 litre gibi bir yakıt yakıyor bu araç. Açıkçası 5.5-6 litre bir yakıt çok da fazla bir yakıt değil benim gözümde. Şehirler arası kullanımlarda güzel bir düşüş yaparak 4 litre civarlarına düşüyor. Samimiyetle şunu ifade edeyim. Benim şu an seyrettiğim gibi şöyle aracı 5'te alıp da 2000-2200 devirlerde 90-100 civarı hızlarda giderseniz uzun yolu daha da aşağı düşer bu yakıt tüketimi. Ortalama olarak söyleyecek olursak da arkadaşlar şunu ifade edeyim. Yani 5.5 litre dedik, 5.5-6 litre dedik. Aynı zamanda şehirler arası yollarda yakıt tüketiminin işte 4 litrelere düşeceğini söyledik. Ortalama olarak da tabii bu araç 4.5 litre gibi bir yakıt yakacaktır. Açıkçası 4.5 litre yakıt böyle bir araca, bu gidişe açıkçası, bu motora, bu torka çok fazla da bir yakıt değil. Benim gözümde güzel de bir yakıt. Yakıt tüketimiyle alakalı bir sorun olacağını da ben düşünmüyorum. Şimdi araç güvenliği hissettiriyor mu, hissettirmiyor mu, buna değineceğim. Şunu açıkça söyleyeyim. Boş paket bir araca göre bence çok çok fazla artıları var. Hem güvenlik noktasında artıları var, hem aynı zamanda aracın kasa olarak, yapısı olarak artıları var. İnceleme kısmında bir kısmını söyledik. Ama burada da güvenliği hissettiriyor mu noktasında söyleyeceğimiz, üzerinde duracağımız şeylerden birisi airbag sayısı. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim, airbag sayısını beğendim, takdir ettim. Çünkü en azından 4 airbag olması diye söylüyoruz biz her zaman. 6 airbag koymuşlar. Gerçekten en azından önde oturan yolcular için güvenli bir araç bu araç benim gözümde. Peki yılına, segmentine kıyasla yüzde kaç güvenli hissettiriyor diye soracak olursanız samimiyetle şunu söyleyebilirim. %85'leri hatta 90'lara tırmanacak bir güvenliği var bu aracın. Ben güvenliğini beğendim açıkçası. Bunu da özellikle söylemek istedim. Madem aracın güvenli olup olmadığını söyledik, bir de alınır mı alınmaz mı diyelim. Her araçta atlamamaya çalışıyoruz özellikle. Şimdi şunu söyleyeyim. Açıkçası benim gözümde imkan varsa alınacak B segmenti araçlardan. Neden bunu söyledim? Ya işte Renault'un veyahut Dacia'nın bomboş, hiçbir şey olmayan bir aracına işte 65-70 bin lira vereceğime işte 5 lira 10 lira neyse bir fark veririm. 75 lira veririm, 80 lira veririm ama en azından Seat binerim ve boş paketi bile Dacia'nın veya Renault'un, hani onları da kötülemek için söylemiyorum. Bu da bir imkan meselesi. Yani onların dolu paketlerinde bulunan özelliklerin neredeyse aynısını binerim. Hız sabitleyicisi olsun, işte camların otomatiği olsun, aynılarının elektriği olsun vesaire vesaire. Açık söylüyorum, benim gözümde alınacak araçlardan bir tanesi ve aynı zamanda bu araç yani segmentinin en iyi araçlarından diyebilirim. Çünkü yani aldığınız fiyat belli ve beklediğiniz konfor vesaire belli.
Bunun yanında yine dediğim gibi güzel cevap veren araçlardan bir tanesi ki ben alınır diyorum bu araca. Şimdi buradan şunu da söyleyeyim. Bu araçta çarpışma önleyici asistan diye bir özellik de var. Ne oluyor bu özellik? Bilmeyen arkadaşlar için özellikle ifade ediyorum. Yani seyir halindeyken öndeki araca fazla yaklaştığınız zaman araç yavaş yavaş frenleme yapıyor. Bu frenleme sayesinde olası bir çarpışmayı önlemeye çalışıyor araç. Tabii ki çok hızlı gittiğinizde birden durdurur mu? Birden durdurmaz. Ama en azından çarpışma önlemeye yardımcı olarak bir frenleme sistemi mevcut araçta. Bu önünüzde bulunan bilgi ekranından bunu görebiliyorsunuz. Ve açıkçası benim yine beğendiğim özelliklerden bir tanesi bu. En azından adamlar bunu düşünmüşler. Bu özelliği koymuşlar. Evet, bir test videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlerle 2018 model 1.0 95 beygirlik benzinli motor sahibi Style paketli bir Seat Ibiza incelemesi ve testi yaptık. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen abone olmak için bir bağlantı çıkaracağız burada. Ve bu testi çekmemizde katkı sağlayan Araç Kiralamacıları Konfederasyonu'na ve Life City'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.